Karadağ'a teşhir etti. Deprem bir katliama dönüştü. Şu anda 50 bin civarında ölü olduğunu söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Sadece Adıyaman'da 40 bin aşkın ölü var. Bu 14 Mayıs'ta olacak olan sadece bir seçim değildir. Bakın, 14 Mayıs'ta bildiğiniz gibi klasik bir seçim değil. O nedenle vekiliyle, parti meclisiyle, il ilçe yönetimiyle, sizlerle hepimiz meydanlarda olacağız. Hepimiz çalışacağız. Hepimiz dayanışma içinde olacağız. Bu ırkçı faşistleri tek tek yargılayacağız. Ama hukukla, ama adaletle, ama hakikatle yargılayacağız. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, partinize sahip çıkın. Halkımıza sahip çıkalım. Mücadelemize sahip çıkalım. Değerlerimize, dilimize sahip çıkalım. Biraz önce burada küçücük kardeşimiz dedi ki zamaneme zamane kurdiye bir kurdi be akabın bir kurdi be jindur. Biz Kürt diline, biz Kürt tarihine ama birlikte yaşadığımız halkların tarihine de Nevroz Orta Doğu halkları için çok önemli. Kürt halkı için Nevroz kava demektir. Kürt halkı için Nevroz üç kibrit demektir. Kürt halkı için Nevroz Mazlum Doğan demektir. Ve Kürt halkı için Nevroz özgürlük demektir. Eşitlik, adalet demektir. Evet değerli arkadaşlar. Seçim süreci sadece oy vermek değil, birlikte mücadele etmek, sandıklara sahip çıkmak, sandık görevlisi olmak. Bu önemli, bakın, sandık görevlisi arkadaşlar. Her mahallede, her okulda sandık görevlimiz olacak. Bunları göndereceğiz. Kuyruğuna teneke bağlayıp göndereceğiz. Arkadaşlar diyoruz ki hapishanede olan arkadaşlara, sizleri çok özledik, düşüncelerinizi özledik, konuşmalarınızı özledik, fikirlerinizi özledik, önderliğinizi özledik, halkla buluşmanızı özledik, halkla kucaklaşmanızı özledik. Sayın Öcalan, Sayın Demirtaş, Sayın Kışanak, Sayın Sebahat Tuncer, Sayın İdris Balıçen, sizlere selam, sizlere sevgi ve halkların özgürleşmesi için nerede olursa olsun bir dirhem bile emek sarf edenlerin emeği önünde saygıyla eğiliyoruz. Bugüne kadar Kürt halkı, Türkiye halkları ve dünya halklarının özgürleşmesi için mücadele eden Kürdistan şehitlerini, Türkiye şehitlerini, dünya şehitlerini sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bu meydan demokrasi meydanıdır. Bu meydan özgürlük meydanıdır. Burada bulunan herkes bir özgürlük neferidir. Burada bulunan herkes adalet, barış, eşitlik isteyen ve bunun mücadelesini yürüten bireylerdir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, Emek ve Özgürlük İttifakı'na, üçüncü yola sahip çıkalım. Yaşamalarını istiyoruz.
Gençler, gençler, bir de bir şey hatırlatayım lütfen. Harikasınız. Diyoruz ve hep birlikte müzik diyoruz. Tamam mı? Kerem Okur Açar'dan hem de bağıra bekleyin. Direjin... Hep birlikte bir merhaba diyelim mi?